arkadaşım. Kahverenlere çalışıyorsun. Efendim bu hanımefendiler ve beyefendilerin böyle çatır çatır para kazanan şirketleri var. O hiç tatile falan ihtiyaçları da yok. Ben onları zorla toparladım, getirdim. Artık siz de bu kısa zamanda inşallah kendinize yarayacak bir şey yaparsınız. Ben de şey hesaplaşırız sonra. Çok teşekkür ederim. Bu sizin benim mi? Afiyet olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yalnız şu leğenli ve şambreyelli arkadaşlar. O leğenli arkadaşın leğen fabrikası var. O yüzden duygusal da bir bağlantısı var herhalde. O bismidir nedir? O şambreyelinin de lastik fabrikasında o CEO. CEO'lar böyle biraz çılgın olur herhalde onların için yani. Bunu da tanıştırayım efendim. Kendisi Niko Kalamaroğlu. Yunanistan Başbakanı. Şu anki başbakanın akrabası, haberin olmasın. Yes. Harika, harika. Harika be. Umarım sizleri çok iyi bir şekilde ağırlarız. Müdür Bey, şeref konuklarımıza şu bizim malum odamızı tahsis edelim lütfen. Tamamdır. Odalarınız hazır zaten. Kahvelerinizi bitirdiğiniz gibi hemen sizi istirahate alabilirim. Ay ben dayanamıyorum. Biz hemen kayağa çıkalım, sonra istirahat ederiz. Evet. Ben de geliyorum. Ben de gelirim ya. Hadi hep beraber. Hadi. Buyurun arkadaşlar size. Gıdışı. Tamam. Nerede o çocuk ya? Tamam, teşekkür ederim. Kahveyi veren ya. Varsın. Yokmuş. Hadi gidelim. Oğlum bu ne ya? Kar tepe dedik. Kar yok lan burada. Ama oğlum kartı boyayacak kadar kar var mı ya? Selami. Bak Cuma, kafadan uyarıyorum. O kar topu mevzuna beni sakın bulaştırmayın kardeşim. Lan! Selami. Oğlum lan! Atan! Bizim Selo'nun sesini duydum sanki ya. Sana da geldi mi öyle bir şey? Çok enteresan, bana da öyle geldi biliyor musun? Ya sevgilim artık ne kadar maruz kaldıysak onların seslerini bir türlü kulağımızdan silinmiyor demek ki. Doğru. Bence biz en az bir hafta burada kalalım. Yani ancak kulağımızdan çıkar onların sesinin tonu. Hem önce balayı yapmış oluruz, sonra düğünü yaparız. Ha. Önce ön balayı, sonra düğün. Hı. Sonra da hakiki balaya, çift kale maç gibi. Hoşuma gitti. Sevdim. Hı. Hadi o zaman kayak yapalım. Kayak mı? Senin Gizem mesanen değil mi ya? Onlara ne kadar benzettim. Yani ben de bir an onlar sandım ama tabii ki değiller yani. Ne alakası var şimdi? Biz artık ne kadar maruz kaldıysak halüsinasyon falan görüyoruz ya. Oo, bak o çok tehlikeli geliyor yalnız oradan ha. Bir şey diyeceğim. Sesini ben biraz Cuma'ya benzettim ama. Ay yok artık, iyice delirdin sen de ha. Hayatım, senin şiirde gibi gözlerimin önüne akıp geçti ya. Bak şimdi ben de benzettim. Değil mi? Bana bak, bunlar sakın bizi takip edip buraya gelmiş olmasınlar. Yok artık, sen hem Gizem, Cuma ne alaka ya? Oo. İyi misiniz? Lan! Yuh. Şeva, ne yapıyorsun lan burada? Oğlum biz bir şey yapmıyoruz. Biz burada değiliz. Lan burada sizden kurtulmaya geldik. Buraya burada da karşılaştınız lan. Aa, o kim ya? Bu da mı geldi? Sen de mi geldin lan? Üzeyir ya. Bütün mahallece mi geldin? Marika abla, Cevdet amca gel falan da geldi mi? Yok, onlar yok ya. Neyse tamam. Hiç karşılaşmamış gibi yapacağız, tamam mı? Yok ya, eğlenirdik hep beraber. Siz günübirlik mi geldiniz? Bakalım döneceğiniz mi? Sana ne be? Hayır yani kalacaksınız. Ben size yer ayarlarım. Resepsiyondaki kız tanıdık ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aaaa! Aaaa!
Yürü gide kesin Allah'ını seversen yürü. Şevval! Ya da kapatalım kendimizi. Telefonlarımızı falan da kapatalım. Arar bunlar bizi kesin. Şevval! Dil abi! Ne var lan? Ayaklarımı hissetmiyor. Kapamışım. Duydun mu? Evet, biri çığlık atıyor galiba. Üst kattan geliyor. Galiba. Gel. Ne yapıyorsun lan sen burada? Kitap okuyorum. Islarım lan kitabını. Yürü! Kalk! Ama bunda ne var ki? Bak adamı lan. Dur Esra lan. Al. Kalk. Ama ben ne yapıyorsun? Bu nedir ya? Ne var lan? Ayakkabılar. Ayakkabı. Al sana. Al sana ayakkabılar. Bu nedir ya? Yok ya. Ben vazgeçtim düğünden falan. Biz dönünce gizli gizli kimseye haber vermeden evlenelim. Doğru diyor. Bu yaşadığımız olay da bize verilmiş bir mesaj olarak algılayalım. Gidek direkt nikah işlemlerini başlatak. Kimseye de söylemeyelim. Babama söylememiz lazım ama. Hey. Neyin kafası bu anlamıyor. Yani alt tarafı kitap okuyordum. Vay sinir. Kendimi tuttum. Yoksa gerçekten saçma sapan davranabilirdim. Hadi de. Niko ne oldu, bu sesler ne? Esin bağırdı. Esin bu katta mı? Evet. Ama çok kötü sesler geliyordu, böyle yüksek yüksek. Ne olmuş? Beni kovuyorlardı. Ama bence şu an bulaşmayın. Sizi ısırabilirler. Yok yok, biz bir bakalım. Evet, biz bir bakıp gelelim. Hey, o taraf değil. Bu taraf. Söyleyebilirdin ya. Burada, buradan burada böyle yürü. Evet. İkinci kapı. İkinci kapı. Tamam. Ay, tamam. Solda. Kabus gibi. Lan Niko, bak öldürürüm seni bebe. Biz. Esin. Biz geldik. Selam. Neden? Neden ya? Ne yaptınız? Bizi takip mi ettiniz siz? Yoo, bizi Cuma getirdi. Sesini duyup geldik. Ne oldu? Ne olsun Gizem? İşte baş başa kalmak için buraya geldik ama bütün mahalle burada. 13. Cuma. Ay ne tatlı tesadüf değil mi? Hepimiz buradayız. Biz de burada kalıyoruz. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Kızlar kusura bakmayın, kurunun yanında yaş dayanır. Hadi. Hey, Esin. Allah kabus. Ne yapsak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.